Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin nebiyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecmaîn ila yevmiddin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an ve rizkan vasi'an bi rahmetike ya zel celali vel ikram. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bugünkü Kalbi Zümrüt Tepeleri dersimizde gaybet makalesini sizlere arz edeceğim. Bu kelimeyi biz gıybet olarak da kullanıyoruz. Ama makalemiz gıybet değil. Gaybubet olarak da kullanıyoruz. Makale ondan da söz ediyor. Önce bu terimin lügat manasını, ondan sonra da tasavvuftaki karşılığı olan ıstılahi manalarını Hoca Efendi çok enfes bir biçimde bu makalede bir araya getirmiş. Kaybolma, belirsizleşme diyebileceğimiz gaybet, kalbin madde alemiyle olan alakalardan uzaklaşması. Hatta masiva dediğimiz Allah'tan gayri her şeyden tecerrüt etmesi, ayrılması demektir ki, gayb sözcüğünün ifade ettiği manadan oldukça farklı sayılır. Biz kayboldu dediğimiz zaman da bu kelimeyi kullanıyoruz. Aslı kayboldu. Yani yok ortada demektir. Fakat buradaki tasavvufi terminolojideki şahıs dünya ile arasında perde koydu ve kendisi dünyadan kayboldu. Masiva dediği Allah'ın dışındaki varlıklar. Biz de Allah'ın dışındaki varlıklarla daha çok dünya ile ilgileniyoruz. Zira gaybın ortada bulunmama, hazır olmama manalarına gelmesine mukabil, gaybe hazır olduğu halde masiva ile alakasızlaşma, varken yokluk içinde bulunma haleti. Bizim Türkçe'de kullandığımız kaybolma, adam ortada yok, hazır değil, piyasada yok anlamındadır. Ama bu tasavvuftaki karşılığı, adam ortada duruyor ama varlıkla kendi arasında bir mesafe koymuş. Burada tabiri caizse adam kendisi kaybolmamış, varlık kaybolmuş. Gözünden silinmiş varlık anlamında. Bu zaviyeden gaybete varlıkta cari olan ahkam ve ahvalden kalbin tecerrüdü. Evet, adam ortada duruyor, bir yere kaybolduğu gittiği yok. Ama kalbi alakayı kesiyor dünyadaki diğer varlıklardan. Veya hak yolcusunun ilahi varidat sanağına mazhariyetle, yani Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına, ihsanlarına, ikramlarına, fazlu bereketine mâkes olması itibarıyla nefse ait ahvalden tamamen gayip olması da diyebiliriz. Ki böyle ilahi varitlerin temadisi göz kamaştırıcılığı ve tecelli zatın, yani Cenab-ı Hakk'ın kulunun kalbine tecelli etmesi, kalbi tamamen istila etmesi sebebiyle salikte, yani o seyri sülükü ruhaniye giren o müritte hem hazır hem de gayip olma hali beraber yaşanır. Cenab-ı Hakk'ın sanatıyla
esmasıyla o kadar ilgili hale geliyor ki şahıs, adeta ortada durup dururken dünyalık şeyler onu ilgilendirmiyor. Buna şiddeti zuhurundan ötürü bakarken görmeme, dinlerken duyamama, düşünürken de hayret teşettütüne, ayrılıklarına düşme de diyebiliriz. Şimdi bu kavramları okumak zor da, anlamak biraz daha zor, yaşamak hepten zor. İtiraf edelim yani. Ama yaşayan anlıyor, anlayan da yazabiliyor bunları. Böyle bir durumda hak yolcusu için huzur aynen gaybet olur. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunun hissi o müritte o kadar yüksek seviyelere çıkıyor ki, Allah dostlarında tecelli eden bir hal bu. Huzurda duruyor ama gaybet yaşıyor. Evet, böyle bir durumda hak yolcusu için huzur aynen gaybet olur. Gaybet de huzur haline gelir. Ne kadar iç içe bir şey ya. Adam hem var hem yok. Yani fiziki olarak ikisi de var da, ama ruh dünyası, kalp dünyası, gönül dünyası itibarıyla var da yok da. Burada güzel bir misal veriyor Hoca Efendi. Diyor ki, Hazreti Yusuf karşısında Mısırlı kadınların dil, dudak, el ve bıçakları birbirine karıştırmaları, karıştırıp bıçakları ellerine çalmaları bu konuda iyi bir misal teşkil etse gerek. Hani Hazreti Züleyha'ya tenkit ediyordu ya Mısırlı kadınlar, yani bir köleye mi gönül kaptırdın diye onunla alay ediyorlar. Çağırmış onları eve, meyve vermiş onlara, bıçak da vermiş ellerine. Hazreti Yusuf'a da demiş ki, çık bu kadınlar seni bir görsün. Kadınlar Hazreti Yusuf'u görünce ellerindeki bıçaklarla meyveyi değil de ellerini kesmişler, farkında değiller. Hazreti Yusuf'un güzelliği o kadınları o kadar mest etmiş. Ve kadınların ifadesini Cenab-ı Hak aynen bize Kur'an'da iletiyor. Kul ne? O kadınlar dediler ki, haşe lillah, ma hada beşara, illa melekun kerim. Bu insan olamaz yani. Bu ancak bir melek. Onun cemalinin gölgesinin gölgesi, yani Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Yusuf'a verdiği güzellik, Allah'ın kendine ait güzelliğinin gölgesinin gölgesi. Buna bile bakarken insanlar ellerini doğruyorlar, farkında değiller. Hazreti Yusuf'un çehresini müşahede bir ölçüde huzuru kaybete. Yani kadınlar orada duruyor. Belki az önce meyve soyuyorlardı. Ama bir andaki bakışları Hazreti Yusuf'la birlikte, onu görmekle birlikte değişince, orada yapmakta oldukları iş farklı bir yere gitti ama farkında değiller. Meyveyi soyarken ellerini kesiyorlar, anlamıyorlar. Gaybeti de huzura çevirebiliyorsa, onun subuhati veşi, yani Cenab-ı Hakk'ın zatının başları nasıl döndüreceği ve bakışları nasıl bulandıracağı izahtan variste olsa gerek. Evet, dünya hayatında böyle. Kaldı ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın böyle bir talebi vardı ve kendisini Cenab-ı Hakk'ın kendisine göstermesini arz etmişti Tur-i Sina'da.
Ama bunun dünyada olamayacağını gösterme adına Cenab-ı Hak ona beni göremezsin ama şu dağa bak demişti. قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَاكِنْ اِنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. Bak şu dağa, eğer ona tahammül edeceksen beni de görürsün. Ama ne zaman ki, kaldı ki Hazreti Musa ulul azim bir peygamber. Kelimullah, Allah'la konuşan bir peygamber olmasına rağmen görme konusunda, Cenab-ı Hakk'ın zatını görme konusunda onun tecellisine tahammül edemedi. Düştü, bayıldı işte. Ayıldığında talebinin, isteğinin yanlış olduğunu anladı. Tevbe istiğfarda bulundu ama yani bu bize bir şey anlatıyor. Hazreti Musa üzerinden Allah bize bir şey anlattı. Dünyadayken Cenab-ı Hakk'ın büyük tecellilerine bile siz bakmakta tahammül edemezken Cenab-ı Hakk'ın cemalini dünyada görme gibi bir şeyiniz olmaz, olamaz. Ama cennetlerde Cenab-ı Hak cemali ba kemalini oradaki kullarına gösterecek ve cennetin en kalite işi olacak Allah'ın cemalini görmek. Demek ki orada bizim ahvalimizi değiştirecek cemalini görmeye bizi ehil hale getirecek. Çünkü bu kalıp gözleriyle sınırsız bir varlığı görmemiz dünyada mümkün değil. İşte kendi hüsnü cemalinin gölgesinin gölgesini Hazreti Yusuf'ta yansıtmış, o güzelliğe bile insanlar tahammül edememişler. Gaybetin huzura, huzurun da tam gaybete çevrilmesi, salikin, onun zatının nurlarından başka her şeye karşı bütün bütün kapanmasıyla gerçekleşir ki, böyle bir durumda hak yolcusu sadece onu duyma, onu düşünme, onun tasavvurlar üstü mülahazasıyla oturup kalkma ve ona tahsisi nazar etme. Yani başka bir şeye bakma değil, sadece ona yoğunlaşma suretiyle bir taraftan hakiki huzuru idrak ederken diğer taraftan da eşya ve hadiseleri tamamen göremez ve duyamaz hale gelir. Bazı ahvalin hususiyetlerine tabi olarak salikin yeniden eşyayı duymaz ve hadiseleri fark etmesiyle, ki buna rücu derler. Yani adam bir gitti, dünyayı unuttu, Cenab-ı Hakk'ın o ihsan ettiği güzelliklere takıldı, tabiri caizse kendini kaybetti. Etrafındakiler de kayboldu. Ama bu bir yere kadar, bir müddet sonra insan olduğu için geri dönecek. Hani bazen biz de böyle bir hayal dünyasına dalarız ama bir müddet sonra tekrar döneriz. Yani hayal önemli bir şeydir. Her şey hayalle başlar. Bir mühendis projeyi çizerken binayı hayal eder. Ama hep hayalde kalır da proje çizmezse o hayalperest olur. Ondan bir şey çıkmaz. İnsanda hayal önemli bir güçtür. Allah'ın verdiği, ihsan ettiği bir şeydir. Yani görme, işitme, tatma gibi bir duygudur hayal. Ama orada takılıp kalmak yanlıştır. Hayal bir başlangıçtır. O tasavvurdan hemen icraata geçmek önemli olan. Şimdi mürit de böyle bir şeye dalıyor, bir gaybete dalıyor ama bir müddet sonra bitiyor, geri dönüyor. Ona da rucu derler. Masivanın huzuru öne çıkar ve kalple Hazreti sahibi kalp arasında, Allah arasında bir husuf yaşanır. Yani şimdi eşyadan uzaklaştı, Cenab-ı Hakk'a yaklaştı. Bir müddet sonra rucua döndü, yani geriye döndü.
yani tabiri caizse Allah'tan uzaklaştığı eşyaya yaklaştı. En nihayet insan bu. Yemek yiyecek, efendim başka işleri yapacak. O zaman da bir husuf meydana geliyor. Yani bir perde, bir karartı, bir şeyler oluyor. Kabzu bast gibi, yani bazen açılıyor, bazen kapanıyor. Huzur ve gaybubet fasılları arasında da her zaman geniş veya dar aralıklı bir tenavubilik, yani nöbetleşe oluyor bu işler. Söz konusu. Yani devamlı gaybette kalınmıyor, devamlı da masiva ile meşguliyet olmuyor. Gelgitler oluyor yani insanda. Kabz hali, bast hali. Burada önemli olan müminin bast halini kabz halinden daha uzun süreli hale getirmek. Huzur bazen şuhudun muradifi yani eş anlamlısı olarak da kullanılır ki bununla bazen murakabe yani Allah'ın esma ve sıfatları üzerine düşünme melekesini geliştirmek demek. Bazen müşahede manası kastedilir. Vahidi ve ahadi tecellilerin keskinliği ölçüsünde pek çok salik için aynı zamanda mezelle-i akdam sayılan yani böyle bir yer tehlikeli bir yerdir. Burada ayaklar da kayabilir. Mezelle-i akdam dediği bu. Ayakların kayması da mümkün. Allah korusun. Yani düz ovada yürümek kolay da dağda, bayırda, kayalarda yürümek zor. Orada kayma tehlikesi daha çok. Ki o, buradaki ifadesiyle vahidi ve ahadi tecelliler. Yani Cenab-ı Hakk'ın büyük şeylere olan tecellileri var, küçük şeylere olan tecelliler var. Vahidi ve ahadi tecelliler böyle şeyler. Şimdi buralara aşina olan insanların tehlikeleri de büyüyor. Düz ovada düşerseniz kalkarsınız. Ama kayalardan düşerseniz her tarafınız kırılır ölmeseniz bile. Aynı zamanda mezelle-i akdam yani ayakların kayması sayılan bu makam sünnet-i seniye kıstaslarıyla değerlendirilmezse hakkı bizzat müşahede ettim gibi haşa iltibaslara, karıştırmalara girilebilir. Böyle bir huzur bizim cismani ve hayvani dünyamızdan bütün sıyrılıp kalp ve ruhla aynı şeyleri paylaşma gibi bir melekutilik ifade ettiğinden şatahat ve iltibaslara yani ileri geri konuşmalara ve bazı şeyleri bazı şeylere karıştırma gibi konulara girmemek kaydıyla Hazıratül Kudüs'ün vesayetinde yani Cenab-ı Hakk'ın vesayetinde yaşama demektir ki Hafız Şirazi şöyle diyor. Huzuri ger hemi hahi es o gafil meşev hafız. Burası Farsça. Beytin ikinci tarafı da Arapça. Meta ma telka men tehva da'i dünya ve ehmilha. Hafız, eğer daimi huzur istiyorsan ondan gafil ve gayb ol. Eğer sevdiğine visal arzusu duyuyorsan dünyayı da dünya ehlini de bir kenara at. Sözleriyle ifade eder ki klasik zühd anlayışımız açısından fevkalade yerindedir bu ifade. Şeyh-i Ekber ne diyor? Muhyiddin İbn Arabi de bu mülahazaya kalbin hakla huzuru. Kaldı ki Muhyiddin İbn Arabi'nin de bize göre çok şatahatı var yani. Futuhat-ı Mekke'yi direkt vahiy olarak aldım dediği gibi. Kalbin hakla huzuru halktan gaybubiyetine bağlı. Yani kalp Allah'la huzur bulacaksa
masivadan ayrılması lazım. Başka türlü olmaz. Yani hem masivayı düşüneceksin hem Allah'ı. İkisi bir arada olmaz. Masivayı terk edeceksiniz. Yani dünyadan bir kere kaybolacaksınız ki huzurda olduğunuz ortaya çıksın. Bize bakan yönüyle gaybet, halkla alakalı yanıyla huzur. Diyeceğimiz hal, salikin seviyesi itibariyle de oldukça farklı karşı. Her şeyde olduğu gibi. Allah bizi böyle tarağın dişleri gibi bir seviyede yaratmadığında, hepimizin IQ'su farklı olduğundan, müktesebatı farklı olduğundan, yol gösterenlerin farklılığından insanlar da farklılaşıyor. Gayet normal. Parmak izleri farklı olur da zekaları aynı olur mu insanlar? Onun için bu gaybet konusunda da insanlar üç kategoride ele alınıyor. Bir, muhibbin, yani sevgili. Allah'ı seven, Allah'ın da sevdiği manasında. Mahbub-u hakikiden, yani tam gerçek sevilmesi gereken Allah'tan başka her şeyden gaybubiyetidir ki, bu seviyede seyahat eden hak yolcusu tamamen ona tahsis-i nazar eder. Yani bütün bakışlarını Allah'a çevirir. Allah'tan başka hiçbir şeyi görmez. Varlıkla olan zaruri ve tabii münasebetlerinde de hep ondan ötürü. Hani lillah, liveçillah, liecillah diyor ya üstadımız. Ondan ötürü demek. Mülahazasını güder. Öyle ki seyir ruhaniyesinde karşılaştığı her şeyde ondan bir şeyler duyar, bir şeyler hisseder ve her varlığı okşar geçer. Bak takılıp kalmaz. Okşar geçer. Bu birinci. İki, yol erkanına vakıf salikin gaybetidir ki, ulaştığı ufuk itibarıyla o ruhunun derinliklerinde hal ile ilmi müşterek duymaya başlar. Biz bunları birleştiriyoruz, diyoruz ki ilmi hal. Yani insan bilir ve yapar, böyle bir varlık. Bilineni yapma anlamındadır da aslında kitaplar yapılması gerekeni bilme olarak bize anlatıyorlar. Yani ilmihal deyince biz bunu anlıyoruz. Yaşanması, yapılması gerekenleri bilmek demek. Ama tasavvufta bu gaybet ehli ilimle hali birleştirmiş. O ruhunun derinliklerinde hal ile ilmi müşterek duymaya başlar ve bu sayede hale iktiran etmeyen, yani davranışa uyumlu olmayan mücerret ilim dalaletinden ve ilimle beslenmeyen hal gafletinden kurtularak gaybeti halk ve huzuru hakla serfiraz olur. Gaybeti halk, yani mahlukattan uzak, insan, hayvan, bitki ne varsa onlardan uzak ama huzur hak. Yani Allah'la birlikte olma, Allah'ın esma ve sıfatlarını tefekkür ve tezekkürde bulunma ile serfiraz olur. Bu ikinci makam. Üçüncü makamı cemle müşerref arifin gaybetidir ki böyle bir zirveye terakki eden hak dostu kendini kendi ahval ve makamatını duyup hissetmediği gibi nerede olduğunu bile bilmiyor. Makamının farkında değil. Bazı evliyaullah öyleymiş. Yani kendisinin evliya olduğunu da bilmez. Bazılarını kendisi bilmez, başkaları da bilmez. Ama en basiti kendisi de bilir, başkaları da bilir. Veli olduğu.
Hazreti Zat'ın subhat-ı vecihiyle tamamen kül olup savrulduğundan bazen Hazreti Esma ve sıfatı, yani Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarını bile mülahaza edemeyecek kadar istihrak içinde bulunur. Geçen derste okumuştuk istihrakı. Yani tamamen işin içine batmış, boğulmuş gibi. Böyle bir ruh haletiyle o zaman zaman vahdeti vücut düşüncesini hatırlatacak kelimelerle. Vahdeti vücudun mimarı İbnül Arabi. Onun talebesi Mevlana. Ve aynı çağdaş bu insanlar. Muhyiddin İbn Arabi'nin Konya ziyareti de var. Yer yerde vahdeti şuhudu işmam edecek beyanlarla içini döker. Hatta bazen panteizmi ve monizmi hatırlatacak sözler sarf eder ki böyle bir yaklaşım zevki ve hali bir hususu hakikate karıştırmaktan başka bir şey değildir. Yani o makamda şeyleri ifadeye dönüştürürken böyle şeyler konuşabiliyor bu tip insanlar. İnşallah yani Cenab-ı Hakk'ın affına mazhar olur onlar. İstihrak halinde, vecd halinde olduklarından dolayı Cenab-ı Hak o konuştuklarından dolayı onları sorgulamaz diye düşünüyoruz. Normal bir insan onları konuşmaz zaten. Konuşamaz da. Bize göre sakıncalı laflar onlar. Ama onlar yaşadıkları o hal onlara o lafları söylettiğinden dolayı onlar inşallah mazur sayılırlar. Hayret ve dehşete açık bu makama ait duygularını merhum Abdünnafi şöyle ifade eder. Seyreyle nedir bu özge hali, halet? Bak bakalım bu yabancı hal nasıl bir şeydir bu? Gaybet mi acep yoksa bu halet? Yani gaybet hali mi yaşıyoruz? Akleyleyemez bu özge gavta. Yani bu derinliği yabancı bir insanın, bu hali bilmeyen insanın bunu anlaması mümkün değil neredeyse. Gavta, Farsça bir kelime, derinlik demek. Ya topraktaki derinlik ya sudaki derinlik anlamında. Ama buradaki derinlik yani insandaki o ulaşılan mevki. Envacına yoktur anda taka. Yani o dalgalanmayı, o dalgalarla mücadele edecek güç yok insanda. Böyle yüksek halleri anlamak için o halin ehli olmak gerekiyor işte. Aynı zamanda bu makam Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarıyla bilinmesinin ötesinde daha yüksek bir şey konuşuyor şimdi. Biz Cenab-ı Hakk'ı esma ve sıfatlarıyla tanıyoruz. Zatı bize göre mevcudu meçhul. Esmasıyla malum Cenab-ı Hak, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhuldür. Öyle tarif ediyorlar Cenab-ı Hakk'ı. Ama şimdi aynı zamanda bu makam, yani gaybet makamı, Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarıyla bilinmesinin ötesinde, bu birinci cümle bizim gibi insanları ilgilendiriyor. Biz Cenab-ı Hakk'ı esma ve sıfatlarıyla tanıyoruz. Zatını zatıyla bilme mertebesidir ki, bakın bu bizi çok aşıyor. Çok bu kelimeler bizden çok yukarıdan geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın zatını zatıyla bilme mertebesidir ki, buna Hazreti Zat'ın zatıyla bilinmesi, zatına zatıyla istidlal edilmesi, zatına zatıyla ulaşılması. Bu da bir makam ama bizim anlayacağımız bir makam değil. Ve
هو الأول والآخر والظاهر والباطن isimlerinin haritasıyla, yani o ilktir, o sondur, o açıktır, o gizlidir. Dört tane Cenab-ı Hakk'ın ismini söylüyor. Bunların karması, haritası, bu dört ismin karması Cenab-ı Hakk'ın zatını anlatıyor. Ne cisim, ne araz, ne cevher ve ne mütehayyiz, yemez, içmez, üzerinden zaman geçmez, tebeldüden, tegayyürden, elvanu eşkalden, yani renktir, şekildir, münezzeh ve müberra. Bunlar İsmail Hakkı Hazretleri'nin, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ifadeleri. Onların hepsinden müberra Cenab-ı Hak. Biraz da bazı meşrepler için mezelleyi akdam sayılan, yani bunlar çok insanların ayağını kaydırmış. Allah korusun. Biz gene düz ovada kalalım yani. Böyle yokuşlar, kayalıklar, evet oradan çıkınca ovalar daha güzel gözüküyor ama kayma tehlikesi var orada işte. Pek çok insan dağcılık yaparken ölmüştür. Düşmüştür kayalıklardan. Aynen bunun gibi. Meseleyi yaktan, az önce de geçti bu tabir, sayılan kemiyetsiz keyfiyetsiz, yani sayısı da durumu da belirsiz, en ekmel bir zat-ı akdes mülahazasına bakan ve sükut içinde, yani bir şey konuşmaya gerek yok, şataat yapmaya gerek yok, bir şey konuşmadan sükutilik de bir mertebedir yani. Sessizlik, kalbin hayret dolu gözlerine temaşa ümidi salan en yüksek mertebelerden biridir. Rabbena la tuzigh kulubena. Rabbimiz, kalplerimizi kaydırma. Ba'de iz hedeytena, bize hidayet verdikten sonra. Ve heb lena min ledunke rahme, nezdinden bize bir rahmet lütfeyle. Karşılıksız ver demek. İbe karşılıksız vermek demektir. Cenab-ı Hakk'ın Vehhab diye bir ismi var. O karşılıksız verir. Bize de sen nezdinden karşılıksız bir rahmet ihsan eyle. İnneke entel Vehhab. Sen muhakkak karşılıksız verensin. Ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-evvab ve ala alihi ve sahbihi el-kiramil berara. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.